Efendim merhabalar, ben Tayyar Işık Saçan, İşkolik'tesiniz. Bugün Burak Kaya ile beraberim, PMP Proje Müdürü, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi ben burada baktım, Victoria Kanada diyor ya şehir ilçe evet, deyince, dedim evet. Yurt dışından bir konuk mu ağırlıyoruz, halbuki biz yurt dışına bir gönderiyormuşuz. Doğrudur. Ne yapacağız? Ya burada ne yapıyorduk, orada ne yapacağız? Aslında ben uzun seneler yurt dışında çalıştım. Umman Sultanlığı'nda, Dubai tarafında bir 10-11 sene yakın. Ondan sonra biz Türkiye'ye dönüş yaptık. Ben seyahat durumundayım diyorsunuz biraz yani. Biraz öyleyiz yani, alışığız durumlara açıkçası. Türkiye'de şimdi bir 10-11 sene yakında Türkiye'de kaldık. Bir 22 senelik iş hayatım var. Şimdi ondan sonra da Kanada'da devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. Evet. Proje müdürü ne yapar? Bir grubun içinde aslında, proje müdürünün işi nedir? Benimki inşaatla ilgili proje müdürlüğü. Aslında her sektörün proje müdürü var. Yani bu bir araba fabrikasında üretim yapan da bir proje müdürü var. İşte efendime söyleyeyim bir market zincirinde proje müdürü var. Ama kendi alanımla ilgili açıklamak gerekirse proje müdürü... mevcut projeyle ilgili ya da yapılacak işle ilgili bir master plan hazırlar. Bu işi nasıl yapılacağı, hangi ekipmanların kullanılacağı, efendime söyleyeyim hangi kaynakların kullanılacağı, bu kaynakların nerelerde kullanılacağı, hangi zaman kullanılacağı, nasıl kullanılacağı şeklinde bunları tanımlar ve bunların da o süre zarfında doğru şekilde uygulanmasını sağlar. Eğer zaten uygulanmasını sağlayamazsa... Hem bir taraftan oyunu kuruyorsunuz hem bir taraftan oyunu denetliyorsunuz. Evet, hem de yönetiyorsunuz. Ama kurduğunuz oyun eğer yönettiğinizde meç olursa, örtüşürse o zaman zaten mükemmel bir proje müdürüsünüz demektir. Çünkü düşündüğünüz şeyleri sahaya birebir yansıtmış oluyorsunuz. Evet. Bu bir ekip oyunu mudur? Kesinlikle. Komple bir ekip oyunudur. Yani şirketlerin pozisyonuna göre, durumuna göre değişir. Bazı şirketlerde proje direktörleri de oluyor proje müdürünün üzerinde. Ya da proje müdürü en üst noktadaki kişi olabiliyor inşaat anlamında. Altta da yine şantiye şefleri, saha mühendisleri, işçi arkadaşlarımız, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri gibi komplike bir aslında ekip var. Şey nedir? Eğitiminiz nedir? Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisiniz. Evet. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Gitmeden önce şu memleketin böyle bir fotoğrafını çektiğimizde özellikle evet. İstanbul artık Silivri'den Tuzla'ya hatta daha da ileriye gidelim. İzmit'e Bursa'ya kadar diyebiliriz. Bursa'ya evet, kadar dayandı. Her tarafta vinçler var. Bir taraftan işte harç arabaları gidiyor. Bir taraftan deli gibi binalar çıkılıyor. Gerçekten bu kadar çok inşaata ihtiyacımız var mıydı? Şimdi İstanbul özelinde yani tabii dikey yapılaşma genelde zaten televizyonlardan da meşhur biliyorsunuz, duyuyoruz. Tabii bu mümkün olduğu kadar aslında yurt dışında gelişmiş ülkelerde işte bir Amerika örneği, Kanada örneği ya da Avrupa ülkelerini ele alırsak yatay yapılaşmaya doğru geçişler var. Öyle de olması gerekiyor. Alana yaymak gerekiyor. İstanbul'da ne yazık ki ve deprem bölgesi, birinci dereceden deprem bölgesi olmasına rağmen böyle bir yapılaşma mevcut. Satılıyor mu? Yapılıyor mu? Yapılıyor. Satılıyor mu? Satılıyor. Bir şekilde bu sirkülasyon devam ediyor ama ne kadar dayanabilir İstanbul? Tabii bunu kestirmek zor açıkçası. Şimdi Burak Beyciğim, haritalara falan böyle baktığımızda bu ülke bir deprem kuşağı ülkesi. Yani Yunanistan'dan başlamak üzere bize gelen faylar, Ege hattından girenler var ve bizden de çıkıp işte Karabağ, İran gibi aşağıya devam edenler var. Evet. Biz bunu henüz yeni öğrenmedik. Jeologlar, işte deprem bilimciler, inşaatçılar, herkes biliyor aslında bu haritayı. Evet. Peki neden ısrarla bu bölgelerde bir yapılaşma ısrarı var? Aslında olay tamamen maddi diyebiliriz. Yani benim bakış açımdan böyle gözüküyor. Olayın rant kısmı var. Çünkü niye? Küçük bir alanda dikine yaptığınız zaman arsa payı çok aza düşüyor. Maliyetler de otomatikman düşmüş oluyor. Bu müteahhitler açısından bir avantaj. Onlar da bu avantajı kullanıyorlar. Eğer yasalar bunu el veriyorsa öngörüyorsa doğru. Neden kullanmasınlar? Ben de müteahhitlerin projelerini yaptığım sırada bu bakış açısıyla aslında şey yaptım. Devam ettim açıkçası yani gerçeği söylemek gerekirse. Çünkü imkan veriyor yasalar buna. Yasalar imkan verince siz de proje müdürü olarak ya da çalışan olarak yasaların öngördüğü çerçevede doğrultuda ilerliyorsunuz. Şimdi yayına girmeden önce Burak Bey ile konuşurken dedim niye gidiyorsunuz? Tabii haklı olarak benim karşımda iki tane pırıl pırıl gencecik kardeşim var. Bir baba olarak doğal olarak onların da geleceğini garanti etmek zorunda. Yoksa biraz önce programa başlarken dediğim gibi kaplumbağa misali onun çanta omuzunda evet. Oradan oraya diye. Yeni bir başlangıç riskli değil mi? Aslında tabii hangi açıdan baktığınıza bağlı. Kendi açımdan bakarsam benim için çok riski değil. Birkaç tane yabancı dilim var. Mevcut yurt dışında da senelerce yaşadım. Hani o anlamda tecrübelerim de var. Gittiğimiz yerde belli bir ortamımız da var, arkadaşlarımız da var. Hani o anlamda risk görmüyorum açıkçası. Çocuklar da biliyorsunuz siz nasıl yetiştirirseniz çocukları, onlar da aynı şekilde
sizle birlikte devam ederler bu yola. Biz de aynı şekilde biraz daha bu trendde yetiştirdik aslında çocukları. O yüzden hani onlar açısından da bir risk olduğunu görmüyorum. Ama tabii bu biraz göreceli aslında. Kişiden kişiye göre de değişiyor. Hani benim açımdan böyle. Ne olmalarını istiyorsunuz? Ne okusunlar? Mutlu olmalarını istiyorum. Çok güzel mutlu ya. Mutlu olmalarını istiyorum. Çok güzel. Birinci sebep kesinlikle, şey kesinlikle evet. Yani bunu aslında bir dipnot da düşmek istiyorum. Bizim zamanımızda ben 1980'liyim. Yani işte 90'larda üniversiteye giren tayfadanım diyeyim. Genelde şeydi hani siz de bilirsiniz o trendi. İşte ya futbol oynamak istiyorum. Ya sen bir mühendis ol da bir doktor ol da bir öğretmen ol da ondan sonra onu da yaparsın. Onun bir öncesi daha da vayimdi. Memur ol. Memur ol. Memur ol kurtardın evet. Demek ama yani. Ama şu anda memur olmak sanırım avantaj gibi gözüküyor. Yani şöyle orada tabii aileler garanti görüyorlar. Evet, yani eğer devlete kapağı atmışsa, devlette memursa işte o dönemler banka memurluğu çok önemli. İlla da bankaya girsin çocuk falan evet. Diye. Lise bitiminde eğer bir yere memur olarak atıyorlarsa kendini kurtarmış sayıyordu. Doğru. Ama şimdi artık dünya vizyonu böyle değil. Evet. Hele ki yeni meslekler var. Kesinlikle. Bilmediğimiz. Değil mi? Bilmediğimiz evet, meslekler yeni, var. Evet. Bazı meslekler ölecek diyoruz. Hani ben kendimle ilgili şanslıyım herhalde. İnşaatın öleceğini kolay kolay düşünmüyorum ama. Evet ama çoğu meslekte şimdi en azından şey uzaya koloni yapmaya çalışıyor. Evet, İnşaat mühendisleri oraya değil mi? Doğrudur evet yine oralara. Velhasıl mutlu olmalarını isterim yani çocukların ne yaparlarsa yapsınlar mutlu siz olsunlar. Siz inşallah yeni hayatınızda mutlu olun canım. Çok yani teşekkürler. Oraya gitmeye. Çok peki ülkede inşaat sektörü ne alemde? Yani Türkiye zaten genelde her 8 senede bir sıfırlanıyor. Benim gördüğüm, yaşadığım süreçte yaklaşık işte 43-44 senede her 8 senede bir sıfırlanıyor. Ne demek sıfırlanmak? Her 8 senede bir krizle karşılaşıyoruz illaki. Hı hı. Yani bu iç dış artık hani onun adını koymanın bir önemi yok ama ne oluyor? Bu trend yavaşlıyor. Birden inşaatlar duruyor. Ondan sonra bir 2-3 sene toparlanma süreci. Sonra yine inşaat lokomotif sektör olduğu için Türkiye'de tırnak içinde inşaatla birlikte hızlanıyor. Bir 4-5 sene iyi gidiyor. Ondan sonra bir daha düşüşe geçiyor. Böyle bir süreç var. Bence şu anda düşüşün bitme aşamalarındayız diye düşünüyorum. Bu çıkış trend mı olacak? Ya ben bundan sonraki yani bir sene özellikle bu seçimlerden sonra diyebilirim. Çünkü yerel seçimler illaki müteahhitleri etkiliyor. Neden? Çünkü belediyeyle birebir ilişkileri oluyor. Ondan sonra bürokratlarla birebir ilişkileri oluyor. O yüzden bence yerel seçimlerden sonra hızlı şekilde çıkışa geçer. Ama mevcut tabii haklar diyeyim. Yani bu STK'ların, işte Türkiye'deki durumlar belli yani hani o haklar iç açıcı değil ne yazık ki inşaat mühendisleri açısından ve mimarlar açısından ve bizim sektör açısından. Yani bir özel sektör her şey açık yani özel sektör biraz ne yazık ki öyle hani belli bir denetim olmayınca ya da denetlendiği düşünüp denetlenmeyince. Denetlenmeyince. Evet. Peki, olası bir Marmara depremi senaryosu var ya. Evet. Yine son zamanlarda işte 2048'li 2045'li yıllar. Evet. İşaret edilerek hatta bazı profesörlere göre aslında süre doldu. Bu saatten sonra intikalar oynanıyor. Eli kulağında durumu doğru, var. Doğru, evet. Bir taraftan da hızla mevcut inşaatların ve mevcut yapıların işte güçlendirilmesi, dönüşümleri falan yapılıyor. Oraya nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten faydalı oluyor mu? Kesinlikle faydalı oluyor. Ne kadar kurtarır? Onu bilemiyorum. İşte ikinci sorunuzun cevabını veremiyorum. Hani onu bilemiyorum ama kesinlikle faydası olacağına inanıyorum. Ben de güçlendirme projelerinde çalıştım mevcut zamanlarda. Birkaç tane güçlendirme işi üniversitede hatta yaptım. Birkaç güçlendirme işi. Ciddi anlamda faydası var kesinlikle. Maliyetli bir iş. Ama kaç tanesini yapabilirsiniz? Ne kadarını yapabilirsiniz? Devletin gücü yeter mi? Sonuçta vatandaşlar özel olarak yaptırıyor. Onların gücü yeter mi? Güçlendirme işi mi maliyetli? Yık yap işi mi maliyetli? Aslında yani dönüşüm durumu var. Göreceli. Şimdi güçlendirmenin de belli bir skalası var diyeyim. Yani mesela artık hani çok zayıf durumdaysa bina yık yap daha uygun. Çünkü onu güçlendirme maliyeti daha yüksek oluyor. Daha yüksek. Ama örnek veriyorum bazen kurtarılabilecek durumda olabiliyor bazı bölgeler diyeyim yapısal hatalar. O zaman güçlendirme maliyeti daha az olur. Anladım. Evet. Yani inşallah kazasız belasız atlatacağız bakalım. Evet, mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmek gerekiyor tabii. Son bir sorum da şu. Buyurun. İnşaat maliyetleri konusunda çok bilgi sahibi değilim ama evet. Emlak fiyatlarının artıyor olması, mal sahiplerinin, inşaat şirketlerinin inşaat maliyetlerine bunu evet. Sebep gösteriyor olmaları. Bir taraftan yabancı yatırımcı için özellikle doğru. Çok cazip geliyor olması. Komple baktığınızda hakikaten çok maliyetli bir iş midir? Bugünkü fiyatlar aslında abartılmış fiyatlar mıdır? Yani biraz daha aşağıda olabilir mi bu durum?
Şimdi yakışık yani tabii yerine göre, şehrin bulunduğu lokasyona göre, bulunduğu konuma göre değişiyor ama işte 100 metrekare bir inşaatın diyelim net anlamında maliyeti yaklaşık 2,5 milyonlara geliyor şu anki konjonktürde. Yani bu tabii netten bahsediyorum. Brüt olarak bu inşaat yaklaşık 200-180-200 metrekarelere geliyor ortak alanlarla birlikte ama şimdi bunun üzerine zaten bir %25-%30 her sektörde olduğu gibi bir kar payı koyuyorsunuz. 2,5 milyonluk inşaat geliyor zaten 3 milyon 250 bin liralara. Rakamlarda en basit rakamlarda böyle Bursa üzerinde konuşabilirim. İstanbul'un belli kesimleri üzerinde. Tabii çok spesifik yerlerde spesifik rakamlar var. Yani 100 milyona da ya da 100 milyon dolara da ev var. Hani yani bu sizin aslında şeye ne aradığınıza bağlı. Evet, ne aradığınıza bağlı, yani kesinlikle aradığınıza yani bağlı. Evet. Yani başınızı sokacak bir yer mi arıyorsunuz? Güvenli bir yer mi arıyorsunuz? Yoksa işte bir show business bir yer mi arıyorsunuz? Evet. Bir yer mi olsun? Bir yer mi arıyorsunuz? Evet. Yani hani o size bağlı biraz açıkçası. Efendim PMP müdürü, proje müdürü Burak Kaya bizle beraberdi. Burak Bey yakında buradan olmayacak ama değerli bir dostla tanıştık. Değerli bir ağızdan bilgiler aldık. Yeni hayatında ona ve ailesine başarılar diliyorum. Bir başka programda, bir başka değerli konuda karşınızda olmak üzere. Allah'a ısmarladık.